3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Scania Truck Driving Simulator. Çok uzun bir isim olan oyun oynuyoruz. Uzun zaman video çek... Ya video çekme, insan üşeniyor biliyor musun? İzlenmediği zaman üşeniyor. Mesaj. Çok özür diliyorum. Hemen sesini kısacağım. Yani, uzun süre insan video çekmeyince ve yani belirli bir süre içinde de bol bol çekmeyince elbet unutabiliyor. Ben de dedim ki hani boş bir vaktim var çünkü bugün cuma, yarın cumartesi, öbür gün pazar. 3 günde dedim hani bir iki tane çekebilirsem yine kârdır çünkü izleyenler yine oluyor. Sağ olun, var olun. Eskilerden kalma çok eski güzel bir oyun buldum. Steam'de vardı benim hesabımla. Yükledim. Gayet güzel, böyle zorlu yollar diye bir şey var. Bölümü var. Böyle daracık yollardan falan tırınızla beraber gidiyorsunuz. Euro Truck Simulator 2'nin yapımcılarının yine önceden geliştirdiği bir oyun. Mükemmel bir oyun. Yani sürüş dinamikleri, kontrolleri falan biraz zor. Çünkü böyle yaptığınız hemen kayıyor. ETS olsa ETS'de hemen geçiyoruz falan. Ama birazdan göreceğiniz videoda, yani oyunda da göreceksiniz. Kendiniz de göreceksiniz. Bu pek mümkün olmuyor. Bu yüzden de bir video çekmek istedim size. Şimdi ben yeniden başlatacağım bu bölümü. Manevra üstü manevra diyor. Böyle ta aşağı kadar ineceğiz tırımızla. Bakın ne kadar zor olduğunu zaten göreceksiniz. Ben oyunun biraz sesini kısacağım ki benim sesim size biraz net gelsin. Şu mikrofon tripodla ilgili bu satıcıya mesaj attım, ulaştım ama 48 gün içinde gelmesi lazım diyor. Ben ayın 3'ünde aldım. 3. Ne zaman aldım lan? 3 Kasım'da mı aldım? Yok. Oğlum bayağı oluyor lan. Bir ay geçti. Bir ay bayağı geçti. 39-40 gün oluyor. Neyse. Neyse diyelim. Şimdi şöyle bakalım. Bu yolu ne kadar çabuk insan gibi inebiliriz. Bitiş çizgisini geçmemiz önemli burada. Saniye pek önemli değil. O yüzden şöyle yavaş yavaş. Geniş ala ala frenle. Debriyaj fren, debriyaj fren. Çalışacağız ama gördüğünüz gibi kayıyor. Kaydı içinde ben boş takayım şöyle. Buradan nasıl döneriz? Şöyle full çizgiye girsek. Full çizgi yapsak. Full çizgi girsek şöyle olur mu? Biraz şöyle geniş alsak. Buradan 6'ya versek. Aktarsak. 7'ye versek. Güzel. Ama gördüğünüz gibi kayıyor ya. Hiç hoş değil. Burada biraz hızlandık. Retarderimiz var mı? Yok. Tat 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 tat. Pek araç durmakta zorluk çekiyor ama. Yine aktarmalıdan. Şuradan 5'i alayım. Anca gider 5'le. Hop. 6. Arkadaşlar ETS de gelecek. ETS'den banımın kalkmasını bekliyorum. Ayın 14'ünde kalkması gerekiyor. ETS'den banlandım. Yani kalkarsa yine birkaç arkadaş bulup kendime ETS çekeceğim gibi. ETS çekilecek çünkü headcam'le çekeceğim. Çarpışma cezası aldık bu arada. Çarptık. Dikkat etmedik aynalarımıza. Yani headcam güzel oluyor. Yani izlenimi de çok çünkü hem İngilizce yazmak hem Türkçe yazmak global oluyor. Yani YouTube'a giren yabancı mesela Euro Truck Simulator 2 diyor, G29 diyor, lak ben çıkıyorum. Öyle düşünün. Hani iyi olur. Yoldan çıkmayalım. Yine şöyle bir geniş alalım. Frende sert bir plastik var ve çok ağır. Yani alışmak bayağı zaman aldı. Çünkü her gün oynadım bilerek. Oynadım. Biraz yumuşatabildim. Yani güzel bir set. Gerçekten öneririm. İmkanı olan kim varsa gitsin. Hiç düşünmeden alsın. Ki ben yaza kadar motorumdan vazgeçmiş bir insan. Yani aileme söz verdim. Yaza kadar dedim, motor kelimesini duymayacaktım. Çünkü kışın alıp kaza yapmamdan korkuyorlar. Kışın tehlikeli. Ama aslında güzel olur biliyor musunuz? Kışın motor kullanmak. Hani üstünüzü başınızı giyersiniz. Takarsınız kaskınızı. Çünkü kışın benim işimde yürümek bayağı sıkıntı. Ellerim falan donuyor. Hani bisikletle git gelmek şimdi bebe işi gibi. Benim kafamın orada. Heh. Oyundan geliyor.
Şimdi en sevdiğim bölüm hadi. Şimdi ben buradan çıkarım. Çıkarım biliyorum yani. Büyük ihtimal. Çıkamadım. Şu an amcam bu videoyu izliyorsa kesin benden utandı. Ki benim amcam tırcı. Mükemmel tır sürer. Dur lan inat yaptım anasını yeniden başlatacağım. Adam tırcı. Tır şoförü. Tır değil, tır satmıyor. Buradan çıkamazsam Kılıç ailesinin en kötü şoförü ben olurum herhalde. Buradan çıkarım ben. Ya, gerçekte tır sürmek zaten bir dert. Ki sürdüm gerçekten. Süreriz yani. Bize ne verseler süreriz. Boşuna adımız Kekemert değil. Kekemert ne alaka ya? Allah için. Ben çok saçmalıyorum bazen, kusura bakmayın. Oyunun şeyiyle buradan kesin dönemem. Tır kayıyor baksana. Dış kamera kullanmadan asla dönemem gibi gitme. Odunlara gitme. Odunlara gitme. Odunlara gitme. Odunlara gitme. Şöyle kurtarabilirsem söyle. Hadi, hadi, hadi. Güzel. Güzel kurtardım. Güzel. Vallaha döndüm. Şurayı kurtarır mıyım? Şurayı biraz manevralı. Ya tüt 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 tüt. Çok özür dilerim. Bu arada bu sessiz bir son Driving Force'u bilenler var benim. Gıj 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 diyor. Anam o kafamı şişiriyor diyor. Şöyle buradan da şöyle. Şöyle. Şöyle dönersek. Şöyle. Hop 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 hop. Allah'a döndüm lan. Bir iki çarpışmanın dışında çok iyi döndüm gerçekten. Bir atakalım. İkiye alalım. Hop. Allah. Ya oğlum var ya. Ben bu tırlar niye böyle gergin sürüyorum ki? YouTube'da izliyorum öyle adamlar baya güzel sürüyor. Hani sakin, hızlı. Ben araba sürüyor gibi çat 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 hemen falan. İnşallah bu direksiyon setine de kırmam. 4, 5 alalım. Şimdi şöyle bir tartışma daha açmak istiyorum. Bu parayı, bu direksiyonu araştıranlar bilir bu direksiyonun fiyatını. Ki söylemeyeceğim. Çünkü fiyatlar değiştiği için her yere göre. Oradan iyi geçtim. Pek bir fiyat vermeyeceğim. Herkesin girdiği kendine diyelim. Şimdi bu parayı buna verene kadar değerlendirebilir miydim? Değerlendirebilirim. Ama benim isteğim doğrusu nasıl değerlendirdim onu bilmiyorum. Şimdi motor alsam kaza yapıp düşerdim. Bir de motor aldığın zaman ek ücretler de var. Kaskıydı, montuydu, eldiveniydi falan filan. Hadi eldivenimiz var. Diğerleri sıkıntı. Yakıtıydı her gün. Çünkü ben her gün bayağı kilometre yol yaparım onunla. Bir de ben agresif sürdüğüm için genellikle araçları, motor, araba, kamyon, şekil A oyun. Yani o yüzden bana pek güvenmiyorlar. Ama şöyle de bir karar aldım. Hani bir süre bununla, hani ölmeden, çünkü motor hani tehlikeli değil aslında. Motor sürücüleri aslında hiç tehlikeli değil. Bazıları, çünkü bazıları yarış için de kullanıyor motoru, ama böyle insan gibi sürenlere hiçbir şey demiyorum çünkü hepsini çok seviyorum. Birkaç kanal ismi de vereceğim. Tek tabanca, çift silindir. Ondan sonra iki teker, Kolaçan motoblok, ki Ankara'nın şeyi. Bunlar hep mükemmel insanlar. Ben Kolaçan motoblokla da görüştüm zaten. Ankara'da yüz yüze geldik. Sağ olsun hiç kırmadı. Direkt hastası vardı. Direkt fotoğraf çektirdi benimle. Kaza yaptık, önemli değil. Yani adamın dibi hepsi. Bu yüzden ya ben onları haksız bulmuyorum. Yani ne şöyle bulmuyorum. Genellikle videolarında hep onların önüne kırıyorlar. Yok saygısızlık yapıyorlar. Çünkü motor bisiklet gibi bir şey. Bisikletle kaldırımdan gidersin, tamam, yol verirler. İşte sen aradan geçersin, ama bisikletle mesela yoldan gidebilir misin?
Gidemezsin. Çünkü onun ulaştığı bir hız vardır. Ne yapar? 20-30 kilometre hız yapar. Ama araba ne yapar? 70, 80, 100, 200 yapar. Sen arabanın hızına ulaşamadıktan sonra o yola çıkmanın bir anlamı yok. Ezilir gidersin orada. Motor bunun için geliştirilmiş yani. Yolda gitmek için. Kaldırımda gideceksek biz niye motor alalım? Motorcular da bu düşünce de benim gözümde. Onların da yolda gitme hakkı var ve her şeritte onların da birer hakkı var. Mesela ben bu şeritte mesela arabamla gidiyorsam motorcu sol şeridinden gidebilir. Da benim arkamdan gelebilir. Motorcu illa yol sol illa full soldan full sağdan ya da ortadan gidecek diye bir şey yok ki. O da bir araç, o da bir benzinli motorlu taşıt. Onun da ehliyeti alınıyor. Ona da vergi ödeniyor. Onun da ÖTV'si var, KDV'si var. Benim gözümde motosiklet de bir arabayla denk tutulabilir. Tek farkı kaportası da işte gövdesi de sizsiniz. Arabada kaza yaptığınız zaman tampon kırılır. Kaporta çöker. Ne bileyim işte dış bakımına bir şey olur. Kaporta boya gider. Ama motorla kaza yaptığınız zaman hem hayatınız kararır hem de oldu ki sağ kaldınız. Motorunuz lazım. Demek istediğim motorcular her zaman haklıdır. Yarış konusunda değil tabii ki de. Pistteki yarışlara bir şey diyemeyiz. Yolda yarışan geri zekalılara zaten bir şey demiyorum. O gün bir video izledim. Adam yolla basmış. 300 ile gidiyor. Otobüsü sollayayım derken otobüsün sağ çaprazının önündeki arabayı görmüyor. Ona vurarak feci şekilde parçalanarak hayatını kaybediyor. Yani böyle bir yaşantı olabilir mi yani? Senin belki karın olacak, belki çoluğun çocuğun olacak, belki güzel bir hayatın olacak. Niye karartıyorsun ki? Ben o videodan sonra motordan bayağı soğudum. Yani olmaması gereken şeyler, olmamasını istediğim şeyler ama neyse çok konuştum ben motor hakkında. Pek bilmediğim şeylere konuşmak istemiyorum. Altlara küfür ediyorlar sonra. Bu arada ben sadece şeyi kapatmışım. Like'ları dislike'ları. Ben yorumları da kapattım düşünüyordum. Bazı videolarda demiş olabilirim. Haberiniz olsun. Sadece like ve dislike'lar kapalı. Bu arada YouTube'a yeni bir özellik mi ne gelmiş? Algoritmasını değiştirmiş. Böyle takip etmediğiniz kanallardan otomatik olarak aboneliğiniz çıkıyormuş. Neden böyle bir şey yapılıyor bilmiyorum. Yani bir kanala abone olduğunuz mesela bir ay önce hiç takip etmediniz, videolarını izlemediniz, like atmadınız falan filan. O kanaldan otomatikman abonelikten çıkartılıyor musunuz? Bu arada bu videonun burada sonuna gelelim. Çok uzatmayalım. Yine bir dahaki bölümde eğer kısmet olursa çekersem buradan devam edeceğiz bu zor yoldan. Ve ben de bu arada biraz kendimi geliştireyim tır konusunda. Abone olmayı, yine de ben görmesem like atmayı, güzel görüşlerinizi ve oyun önerilerinizi ve isteklerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.